Merhabalar. Belki Ankaralıların bile bilmediği, ülkemizde çoğu kişinin haberi olmadığı bir yerdeyiz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kız kardeşi Makbule Atatan'ın yattığı Cebeci mezarlığındayız. Buraya gelirken güvenlik görevlisiyle konuştuk. Dedik ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kız kardeşi Makbule Atatan'ın mezarı ziyaret ediliyor mu? Maalesef güvenlik görevlisi dedi ki valla çok sık ziyaret edilmiyor. Bu sıralarda gelen ilk kişi sanırım sizsiniz dedi. Makbule Atatan Selanik'te dünyaya geldi ve Balkan savaşları sırasında İstanbul'a göç etti. Cumhuriyet'in ilanından sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına Ankara'ya geldi. Kendisi bir müddet Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte yaşadı. Daha sonra kendisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün emriyle Çankaya Köşkü'nde camlı köşk yaptırıldı. Makbule Atatan hayatını camlı köşkte sürdürdü. 1956 yılında da camlı köşkte 71 yaşında dünyaya gözlerini yumdu. Şu anda deminden de söylediğimiz gibi Ankara'da Cebeci mezarlığında mezarı bulunmaktadır. Makbule Hanım'ın mezarı böyle bir alan. Hani gönül isterdi ki daha böyle güzel bir şekilde olsaydı, içerisinin çiçeklendirmesi dahil iyi olurdu. Mezar yakın dönemde tekrar sanırım tahilattan geçmiş. Ama maalesef Ankaralılar dahil olmak üzere hiç kimse rahmetli Makbule Atan'ın Cebeci mezarlığında yattığını bilmiyor. Ankara'ya gelirseniz, bir gün başkente yolunuz düşerse veya Ankara'da yaşıyorsanız lütfen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşinin mezarını ziyaret edin. O bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir emanetidir. Cebeci Asri Mezarlığındaki tarihe yolculuğumuz devam ediyor. Evet, Makbule Atatan'ın mezarını ziyaret ettikten sonraki durağımız Milli Azerbaycan Devleti'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Mehmet Emin Resulzade'nin mezarındayız. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyerek Azerbaycan Türk'üne bağımsızlık meşalesini yakan Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan'ın ulusal bağımsızlık hareketine öncülük etmiş en önemli şahsiyetlerdendir. 1911-1913 yıllarında İstanbul'da Türk Ocağı'nda faaliyet göstermiştir. 1913 yılında Bakü'ye dönmüş ve basın yayın alanında çalışmalarına devam etmiştir. Musavat Partisi ile de Azerbaycan'da siyaset yapmaya başlamıştır. 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade'nin liderliğinde Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiş ve Resulzade Azerbaycan Milli Şurası Başkanı olmuştur. Kurduğu devlet Müslüman ülkeler arasında kadına ilk seçme ve seçilme hakkını veren devlettir. Mehmet Emin Resulzade Cumhurbaşkanlığı süresince de birçok reforma imza atmıştır. Kızıl Ordu'nun 1920'de Azerbaycan'ı işgal etmesiyle birlikte Resulzade hakkında idam cezası verilmiştir. Bu dönemde çeşitli işkencelere de maruz kalan Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan'dan sürgüne gönderilmiştir. Polonya'da ve Almanya'da sürgün hayatını geçiren Resulzade gittiği her yerde Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna çalışmalarına devam etmiştir. 1947'de Türkiye'ye gelerek 1949 yılında Azerbaycan Kültür Derneği'ni kurmuştur. Hayatının sonuna kadar Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Resulzade 6 Mart 1955'te Ankara'da hayata gözlerini yummuştur. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'ya yolunuz düşerse veya Ankara'da yaşıyorsanız mutlaka Cebeci Mezarlığı'nı ziyaret edin. Makbule Atadan'ı ve Mehmet Emin Resulzade'yi ziyaret edin. Çünkü tarihini bilmeyenin geleceği olamaz.